Herkese merhabalar. Üsküdar'dayım. Bebeği almak için bir eczaneye gittim Üsküdar'da. İsmi lazım değil. Şöyle göstereyim. 45 liralık bir ödeme yaptım. Şöyle göstereyim. Fokuslayalım. Sanıyorum bir 15-20 dakika oldu. Saat bakın 14'ü, ben de bilmem kaç geçiyor. Önemi yok. Şu ürün, eczaneden aldığım ürün 45 lira. Şu ürün hemen birkaç adım ötede 1 milyon shop'ta 20 lira. 19.90. Sahte olma ihtimali var mı dedim. Nasıl olabilir? Birisi 45 lira, birisi 20 lira. Hayır dedim. Kendi kendime çürüttüm bu tezimi. Çünkü QR kodu var. Bunun ambalajı daha da güzel. Daha da kaliteli duruyor. Pardon. Şunun. Dedim bunların farkları var yalnız. Birebir aynı değil. Bana buradaki beyefendi ve hanımefendi dedi ki, bu 45 liraya aldığınız ürünü biz zaten satıyorduk. Elimizde tükendi. İkinci parti mal böyle geldi. Aynı ürün, sadece etiket farkı var. Ambalajın değişikliği var. Firmalar böyle değişiklikler yapıyorlar. Güncellemeler yapıyorlar. Yani iki ürün de aynı ürün. Bundan adım kadar eminim. İkna oldum. 45 lira, 20 lira. İki katından daha fazla. İki adım ötede. Demek ki nereden alışveriş yapacağımıza dikkat edeceğiz. Böyle süslü, güzel, şekilli yerlerden daha çok huylanmak lazım, şüphelenmek lazım. Çünkü o eczane güzel, büyük, gösterişli bir eczaneydi. Pahalı olduğunu tahmin etmiştim zaten. 45 lira enteresan gelmişti bana. Gerçekten ismi de lazım değil. Şimdi gideceğim, ürünü iade edeceğim. Onlara iade ederken de videoyu çekip bu işi budalandırmak eski Gökmen'e yakışır. Yeni Gökmen artık böyle değil, daha sakin, daha olgun. Siz gereğini yapın, alışveriş yaparken alternatifleri değerlendirin. Bildiğiniz, tanıdığınız yerlerden de alışveriş ederseniz daha sağlıklı olur sizin için. O zaman farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hayvanlarla kalın, sevgiyle kalın. Boş verin alışverişi, boş verin bebeğini, mama alın, çantanızda taşıyın, kedileri, köpekleri besleyin. Ne varsa onlarda var. Gördüğünüz gibi insanlar biraz garip, biraz farklı. Görüşürüz. Bayanlar için karakter seti var mı?